Evet, konuklarımızı almaya başladık. Sayın konuklarımız hoş geldiniz. Eğitim Webinar dizimizin üçüncü buluşmasında bugün sizlerle bir aradayız. Katılımcılarımız bir taraftan bağlanmaya devam ediyorlar. Ben de dilerseniz beklerken sizlere kısa hatırlatmalar yapmak isterim. İlk etkinliğimizde COVID-19'un öğrenciler, öğretmenler ve veliler üzerindeki etkilerine yönelik bir durum tespiti yapmıştık. İkinci etkinliğimizde ise eğitimde gelecek senaryolarını ve dönüşen rolleri ele aldık. Her iki etkinliğimizin video kaydına TÜSİAD YouTube kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bugünkü etkinliğimizin odağı ise geleceğin eğitim ekosistemi. Etkinliğimiz TÜSİAD YouTube kanalından canlı yayınlanıyor olacak ve toplantının kaydına yine toplantı sonrasında buradan ulaşabilirsiniz. Zamanı iyi kullanmak adına etkinliğe planlanan zamanı çok gecikmeden başlamayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle açılış konuşmasını yapmak üzere sözü TÜSİAD Yönetim Kurulu üyesi ve Sosyal Politikalar Yuvarlak Masası Başkanı Sayın Nükhet Küçükel Ezberci'ye vermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, sizleri TÜSİAD Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Sosyal politikalar alanındaki çalışmalar, insanın ve toplumun gelişmesine doğrudan katkı vermesi bakımından özel bir öneme sahip. Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın en önemli yatay bileşenlerini sosyal politikalar oluşturmakta. Bizler de TÜSİAD bünyesinde İş dünyası perspektifinden yaptığımız çalışmalarla ülkemize katkı sunmaya gayret ediyoruz. Eğitim, ülkemizin en önemli meselelerinden biri hiç şüphesiz. Çocuklarımızın, gençlerimizin nitelikli eğitim almasını sağlamamız, hem kendi potansiyellerini gerçekleştirmeleri, hem de ülkemizin büyüme ve refah hedeflerine ulaşabilmeleri için kritik önemde. Pandemi süreci dijital dönüşümü zorunlu şekilde hızlandırdı. Eğitim hayatı da bu süreçte büyük bir değişim yaşıyor. TÜSİAD olarak dijital dönüşümün bugün ve gelecekte sunduğu fırsatları uzun zamandır gündemimizde tutuyoruz. Aslında gelecekten bahsederken sadece dijital dönüşümden de bahsetmiyoruz. Geleceğin dünyasını iklim, enerji, İnsana yakışır iş ve toplumsal cinsiyet eşitliği başta olmak üzere daha sürdürülebilir bir dünya için zihniyet dönüşümünden, sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerini de etkileyecek demografik dönüşümden bağımsız düşünmemiz mümkün değil. Tüm bu değişimlerin merkezinde ise insan var. Bu nedenle sadece bilişsel becerilere ve dijital yetkinliklere vurgu yapmanın eksik bir yaklaşım olacağının farkındayız. İnsanı makinalardan ayıran güçlü sosyal ve duygusal becerilerin de bir o kadar önemli olduğunu biliyoruz. 21. yüzyıl becerileriyle çocuklarımızı ve gençlerimizi çok yönlü olarak geleceğe hazırlamalıyız. Bunun için de eğitimi ve eğitimin geleceğine yönelik adımları bugünden başlayarak dikkatle gözden geçirmeye ihtiyaç var. Sayın konuklar, eğitimin başarısını çok yönlü değerlendirme ölçütleriyle beraber alan PISA, TIMSS gibi uluslararası araştırmalar ve Türkiye'nin bu araştırmalardaki başarısı eğitim politikalarımız için önemli bir yol gösterici olabilir. Geçtiğimiz günlerde açıklanan ve 4. ile 8. sınıf öğrencilerinin uluslararası ölçekte fen ve matematik başarısını ölçen TIMSS'in 2019 sonuçlarına göre Türkiye'nin her iki alanda da başarı sıralamaları ve puanlarının yükselmesi memnuniyet verici. Eğitimin her alanında bu gelişmeyi devam ettirmek önceliğimiz olmalı. Eğitimde kabul görmüş uluslararası araştırmalar hem diğer ülkeler arasında göreceli olarak yerimizi gösterirken hem de eğitimin başarısını arttırmak için odaklanmamız gereken gelişim alanları ve atılması gereken adımlar konusunda önemli ipuçları sunuyor. Diğer taraftan her ülkenin sosyoekonomik ve demografik koşullarının farklı olduğunu da düşünerek uluslararası ölçütleri temel alan ve kendi kaynaklarımız ile paydaşlarımızla örnek gösterilecek bir eğitim ekosistemi oluşturabilmeyi de değerli ve çok gerekli görüyoruz. Yapıcı ve yaratıcı çözümler getirmenin
İşbirliği ve iletişimin öneminin iyice anlaşıldığı bu dönem, tüm olumsuz koşullara rağmen değişimi birlikte yaratma fırsatını da beraberinde sunuyor. Eğitimin geleceğini zorluklar ve fırsatlarla beraber çok yönlü ele aldığımız bu webinar dizisinde bugün çok değerli konuşmacılarımızı dinleyeceğiz. Kendilerine gönülden teşekkür ediyor. Güzel bir etkinlik olmasını canı gönülden diliyorum. Çok teşekkürler. Ediyoruz. Nüket Hanım'a çok teşekkür ediyoruz konuşması için. Değerli konuklarımız, şimdi etkinliğimizin ana odağı olan geleceğin eğitim ekosistemini düşünmek başlıklı panel oturumuna geçmek istiyoruz. Bu oturum sonrasında bir soru cevap bölümümüz olacak. Oturum süresince sorularınızı Zoom uygulamasında bulunan soru cevap Q&A bölümünden sorunuzu kime yönelttiğinizi de belirterek paylaşabilirsiniz. Bu oturumun moderasyonunu yapmak üzere sözü şimdi TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Sayın Gamze Dinçkök Yücioğlu'na bırakıyorum. Çok teşekkür ederim Ezgi. Sayın konuklar, TÜSİAD Eğitim Çalışma Grubu olarak düzenlediğimiz webinar dizimizin 3. buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine birbirinden değerli konuşmacılarımız bizlerle. Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden iki değerli hocamız, Profesör Doktor Fatoş Erkman ve Doçent Doktor Mine Göl Güven, McKinsey Yardımcı Ortağı Ezgi Demirdağ ve IBM Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ülke Müdürü Ceyhun Göcenoğlu'na bizlere ayırdıkları vakit ve değerli görüşleri için şimdiden teşekkür ederim. Bir süre gözlem yaptıktan sonra Aralık ayı başında sizlerle eğitim konusundaki gözlem ve değerlendirmelerimizi paylaşmak üzere webinarlar yapıyoruz ve bugün üçüncüsünde birlikteyiz. Ancak TÜSİAD'ın eğitim konusuna eğilmesi ve ilgisi uzun yıllara dayanıyor ve TÜSİAD çok yönlü şekilde eğitimi ele alıyor. Dünyadaki trendleri ve eğitime yansımalarını yakından takip ediyor ve 21. yüzyıl becerilerine sahip gençlerin yetişmesi için eğitim konusunda birbirini tamamlayıcı çalışmalar yürütüyoruz. COVID-19 süreciyle beraber dünya hiç beklemediği bir dönüşüme, hiç beklemediği bir hızda giriş yaptı. Bir sağlık krizi olan COVID-19, hiç kuşkusuz insana dair olan her şeyi çok derinden etkiledi ve etkilemeye de devam ediyor. Eğitim bu alanların başında geliyor. TÜSİAD olarak COVID-19 sürecinin eğitime etkilerini iyi anlamak, daha önce vurgulamakta olduğumuz konuları ve yürüttüğümüz çalışmaları yeni normalde nerede konumlandıracağımızı değerlendirmek, yaşadığımız bu zorlu dönem içinde dahi fırsatları görebilmek ve eğitim paylaşlarıyla beraber konuyu ele almak önceliğimiz oldu. Tam da bu nedenle başlattığımız webinar dizisinin ilk etkinliğinde daha ziyade bir durum tespiti yaptık ve COVID-19 ile beraber geçiş yaptığımız uzaktan eğitimde öğrenciler, veliler ve öğretmenler ne şekilde etkilendi, nasıl adapte oldular ve kapsayıcı bir eğitim ortamı için nelere ihtiyaç duyuyorlar, bunlara baktık. İkinci buluşmamızda ise COVID-19 ile beraber artık daha yakın gelecekte gerçekleşmesini beklediğimiz eğitimde gelecek senaryolarını ele aldık. Tüm senaryolarda hem öğrenciler hem de öğretmenlerin eğitimde daha aktif roller aldığını ve bu değişime adapte olmak için neler yapabileceklerini yine çok değerli akademisyenler ve eğitim uzmanlarıyla konuştuk. Siz dinleyicilerimizin de aktif katılımı, deneyim paylaşımı ve sorularınızla beraber eğitimin bugünü ve geleceğine yönelik tartışmayı daha da derinleştirme imkanı bulduk. Görüyoruz ki eğitim sistemimizi bütüncül bir bakış açısıyla ve eğitimin tüm paydaşlarıyla beraber gözden geçirmeye ihtiyacımız var. Geleceğin eğitimini hayal ederken eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, çağın gereklerine göre eğitimin kendisini güncelleyebildiği sürdürülebilir bir model oluşturmak, yüz yüze eğitim ile uzaktan eğitimin sunduğu farklı imkanları harmanlayabilmek hep gündemimizde olması gereken konular. Bugün üçüncü webinarımızda bu yaklaşımla geleceğin eğitim ekosistemini yine birlikte hayal etmek, birlikte düşünmek için bir aradayız. Eğitimi kapalı ve dünyadaki gelişmeleri geriden takip eden bir sistem olmaktan çıkartmalı, dünyadaki gelişmelere hızla cevap verebilen,
Bunun içinde bireyleri, eğitimcileri, akademisyenleri, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyasını sisteme çok daha aktif rollerle ve etkileşim içinde dahil eden bir ekosisteme birlikte dönüştürebilmeliyiz. 2023 Eğitim Vizyonu belgesinde de bu vurgunun olması bizce çok kıymetli ve harekete geçirici. Bu noktada durup birlikte TÜSİAD olarak eğitim çalışma grubumuzda da yakından çalışma fırsatı bulduğumuz Profesör Doktor Fatoş Erkman ve Doçent Doktor Mine Gülgüven'e dönmek istiyorum. Fatoş Hocam, Mine Hocam, Boğaziçi Üniversitesi Barış Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden kıymetli akademisyenlerle beraber geçen sene Kasım ayında sosyal ve duygusal öğrenme becerileri konulu bir rapor yayınlamıştık. Bu raporda yeni sanayi devriminin getirdiği dönüşümde iş ve yaşam yetkinlikleri için bu becerilerin ne kadar anahtar niteliğinde olduğuna dikkat çekmiştik. Her ne kadar bu rapor sürecinde asıl odağımız sanayi 4.0 ve dijital dönüşüm süreci de olsa, geleceğin sunacağı tüm belirsizliklere karşı sistem becerileri ve sosyo-duygusal becerilerin de dahil olduğu 21. yüzyıl becerilerinin önemini beraber değerlendirebilmiştik. Bugün yaşadığımız COVID-19 süreci de tüm belirsizliğiyle beraber devam ediyor. Ne kadar doğru bir zamanda böyle bir çalışma için sizlerle bir araya gelmişiz diye düşünmeden edemiyorum. Fatoş Hocam, önce sizinle başlasak. 21. yüzyıl becerileri dediğimiz beceriler nelerdir? İçinden geçtiğimiz tüm bu süreç göz önünde bulundurulduğunda bu becerileri kazanmanın önce bireylere sonra da topluma faydası nelerdir? Sizden dinleyebilir miyiz? Tabii ki. Geçen sene gerçekten yani sanki öngörmüşüz bugünleri gibi, değil mi? Bir şekilde gelmişiz buraya. Şimdi kısaca genel olarak günümüzde 21. yüzyılın becerileri diye nitelediğimiz becerilerin nasıl tanımlandığından söz edeceğim. Sosyo-duygusal becerileri, ilgi, psikologlar, eğitim uzmanları ve araştırmacılar tarafından aslında 1980'lerde bayağı yoğun olarak başlamış, yani devam etmiş. Yani son 30 yıldır ilgi çeken ve giderek artan bir ilgiyle ve ivmeyle araştırılıyor. Aynı tarihlerde bilişsel zekanın, yani IQ dediğimiz bilişsel, düşünsel zekanın eş değeri olan duygusal zeka, EQ kavramı da dikkat çekmeye başlamış. Bunlar farklı farklı gelişmişler ilk önce. Bu yaklaşımlarda iş ve yaşam kalitesinde belirleyici olarak o zamana kadar düşünülen zihinsel, bilişsel yapı kadar duyguların da insan davranışları yönettiği gerçeği ortaya konulmakta. Bu iki gelişme sosyo-duygusal becerilere yönelik çalışmaların daha da ilerlemesini sağlamış ve bu konularla ilgilenen, yani duygusal zeka, sosyal beceriler, sosyal ve duygusal yetkinlik kavramları üzerine 30 senelik bir geçmişe sahip olan çalışmalar, araştırmacılar, uygulamacılar bir şemsiye kavramı olarak sosyo-duygusal öğrenme becerilerini kullanmışlar. Çalışmalar sonucunda ortaya çıkan sosyo ve duygusal alanda öğrenme kavramının kullanılmasının bir nedeni de bu becerilerin öğrenilebilir ve öğretilebilir olması. Bu da çok güzel bir şey. Yani bu bizden doğuştan geliyor, ne yapalım, varsa var yoksa yok değil. Özellikle ABD'de, Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan bu SDO çalışmaları gelişmiş ülkelerde de yaygınlaşarak artmakta. Ve Türkiye'de de son 10 senede çok daha fazla yapılmakta, artmakta ve Gamze Hanım'ın da biraz evvel dediği gibi hiç olmazsa söz olarak bile olsa bir şekilde 2023 eğitim belgelerini de bahsi geçmekte. SDO çalışmalarının başladığı ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'nde Collaborative for Academic Social and Emotional Learning, kısacası CASEL tarafından bir tanımlama getiriliyor. Ben de onu sizinle görsel olarak da paylaşacağım. Burada görüldüğü gibi CASEL'in geçirdiği yaklaşımda kişiler arası, kişisel, kişiler arası ve bilişsel yetkinliği teşvik eden sosyo-duygusal beceriler çeşitli ortam ve yöntemlerle öğretilebilecek 5 temel yeterliliği kapsıyor. Bunlar neler? Öz farkındalık görüldüğü gibi, sosyal farkındalık, ilişki becerileri,
sorumlu karar verme ve öz yönetim. Şimdi buna baktığımız zaman, hemen günümüzü düşündüğümüz zaman öz farkındalığın ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü öyle bir zamandayız ki kendimizin farkında olmak durumundayız. Ve herkes bundan bahsediyor şimdi. Yani farkında mıyız? Aynı şekilde öz yönetim. Çünkü dış yönetimler ve denetimler çok daha fazla karıştı, fark yok oldu, karma çorman oldu. Her yaşta insanın, mesela okul çocuğu anaokulda bile şimdi öğrenme yapıyor. Öz yönetim ve öz denetim gerekiyor. Çünkü sadece bir yetişkinin etrafta olması yetmiyor. Tekrar bunları daha detaylı da gideceğim ama buradan devam edeyim çok uzatmamak için. Bu OECD'de ne yapıyor? Teknolojideki ilerlemeyle birlikte küreselleşen iletişim ağlarının öne çıkardığı ihtiyaçlar karşısında çocuk ve gençler için sosyal ve duygusal becerilerin önemini vurgulayan bir rapor hazırlıyor 2015'te. Bu rapordan sonra da bu ön çalışmayı takip ederek sosyal ve duygusal becerileri yapamıyorum. Niye buna gidiyor? İşte beceri yeterli gelmiyor bazen. Bunu böyle bırakacağım. Şey yapmaya kalkınca değişiyor. Eğitim politikalarını temel teşkil etmesi için dünyanın farklı ülkelerinde 10-15 yaş çocukları ve gençlere yönelik 2017 ile 2020 arasında sistemli bir alan çalışması çağrısı. Ve bunların sonucunda da bu sonuçta kullanılan 5 kişilik özelliğine bağlı 15 temel SDO becerisi tespit ediliyor. Bunları da burada göreceğiniz gibi iş performansı. Mesela bunun içinde yüksek sorumluluk duygusu, motivasyon, öz denetim. Şimdi dediğimiz gibi sorumluluk duygusu. Yani sanki biz bunları bilmişiz, konuşmuşuz gibi. Bugün sorumluluk duygusu her zaman çok önemli. Fakat şu anda çok çok öne çıkıyor. Çünkü herkesin kendi sorumluluğunu ve yanındakilerin sorumluluğunu, işinin sorumluluğunu her zamankinden çok alması gerekiyor. İşveren olarak da böyle, çalışan olarak da böyle, dediğim gibi öğretmen olarak, öğrenciler olarak o sorumluluğu artık sizi denetleyen sistemler çok daha dağılmış durumda. O sorumluluk beceriniz sizde varsa o zaman ne demişti Gamze Hanım'ın bir sözü var. Kişisel ve toplumsal olarak bunların hepsi hem kişisel olarak bana faydası var bendeki bu becerinin hem de topluma faydası oluyor. Duygu dengelemesine gelince yani bu belki de şu anda en önemlilerden biri diyeceğim. Neden? Çünkü duygularımızın ne bunun içindekiler? Strese karşı dayanıklılık. Optimizm, biraz evvel sizler dinleyicilerimiz gelmeden evvel konuşuyorduk optimist olabilir miyiz diye ve duygu kontrolünü içeriyor. Duygu dengelemesi şu anda hepimiz için yaşamsal, ölüm kalım meselesi gibi. Neden? Çünkü her an duygularımızı alt üst edecek, her an yani her hafta değil, her an yeni bir bilgi, yeni bir olay, yeni bir olgu evimizde, dışarıda, bakanlıktan gelen televizyonda her yerde bir şey oluyor. Bizim bunu sağlıklı bir şekilde götürebilmemiz için gerçekten bu becerilere çok iyi sahip olmamız lazım. Eğer değilsek de şu anda bunları acilen, çok acil olarak geliştirmemiz lazım. Ebeveynler olarak, çalışanlar olarak, öğretmenler olarak ki çocuk ve gençlerimizin sağlığını koruyabilirim ve onlara bu becerileri verelim. Ve duygu kontrolü. İşbirliği. İşbirliği ya da uzlaşmacılık, duygudaşlık, güven ve işbirliği yapabilme. Yine bu arada duygudaşlık, empati dediğimiz. Şimdi bir yerde bazen diyoruz ki hepimiz aynı şeyi yaşıyor. Hayır, hepimiz aynı şeyi yaşamıyor. Evet, dışarıdaki olgular çok benzeşik.
İşte bütün dünyada COVID var, şöyle veya böyle. Ama her kişi, her aile, her okul, her sistem onu başka türlü yaşıyor. Onun içinde birbirimize duygudaşlık yapabilmemiz, empati gösterebilmemiz, gerçekten anlayabilmemiz ki uzlaşabilelim, ki devam ettirebilelim ilişkileri, işleri. Çok çok öne çıkmış durumda. Yani bunlar bugün bu SDO dediğimiz beceriler ve o büyük beş alan becerisi OSM'nin tam yani tavan yaptı herhalde. Yine bunun için işbirliği yapabilme, güven ne kadar önemli biliyorsunuz ve bu güveni verebilmek de güveni hissedebilmek de. Açık fikirlilik, ne diyebiliriz? Açık fikirlilik, deneyimlere açık olmayı alt başlıkları olarak merak, tahammül ve yaratıcılık. Yine başka bir şey söylemeye lüzum yok. Bugün açık fikirli olmayan, bundan sonra başka bir yerde esneklikten bahsedecek, esnek olmayan, bu becerileri olmayan kişi için yaşam imkansız gibi. Çünkü karşımızda devamlı yeni deneyimler var. Hiçbirimizin hiç görmediği. Şu anda mesela biz Zoom'da işte webinar yapıyoruz. Ben hayatım boyunca akademisyendim, her türlü toplantılara katıldım vesaire vesaire. Hiç böyle bir şey yaşamadım. Yani bu daha evvel yaptım yine bu pandemide de. Ve başında dedim ki ben yapmak istemiyorum böyle şeyler. Ama ders veriyorum ve kendimi bunun ortasında buldum. Ve bu deneyimleri ne yapıyoruz biz? Açık fikirli olarak ve yaratıcılıkla baş etmek zorundayız. Bunların, bu beceriler olmadığı anda gerçekten hayat memat meselesi dönüş oluyor. Ve bunu biz deneyerek şu anda pandemide bu açık fikirliliğin, deneyimlere açık olmanın, esnekliği ve çok önemli yaratıcılık. Çünkü her durum farklı olduğu için bugün günümüzde, yani bu ilişkilerimizde de böyle, işte de böyle, teknolojide de böyle yaratıcı çözümler getirmek zorundayız. Şimdi aramızda eminim küçük çocukları olan, küçük veya ergen çocukları olan, onlara her gün yaratıcı çözümlerle yaklaşmazsanız gününüzü götüremezsiniz. Benim bir kızımın 5,5 yaşında, bir de 4 yaşında iki oğlu var. Yaratıcılığı tavan yaptı kızım. Hem çalışıyor, hem onlarla meşgul oluyor, hem evi, hem iş. Şimdi buna baktığınız zaman, ama burada da bir şey söylemem lazım. Cinsiyet eşitliğinden de bu pandeminin başlarındaydı. Benim de hocam olmuş olan Deniz Kandiyot, çok değerli bir hocamız da şimdi Londra'da yaşıyor. Çok güzel bir yazı yazdı. Keşke burada paylaşabilsem onu. Ama Deniz Kandiyot diye girerseniz bulabileceksiniz. Kendisi hep kadın erkek eşitliği üstüne çalışmıştır. Bu pandemide eşitsizlik ve ön yargılar ve bütün dünyadaki sosyal ezberler daha da tavan yaptı dedi. Ve ne yazık ki kadınların durumu çok daha ağır bir durumda dedi. Onu da ayrıca işlenecek bir konu, belki siyasını da işler eşitlik konusunda. Gerçekten çok çok önemli. Başkaları ile ilişkide olma. Başkaları ile ilişkide olma. Dışa dönüklük olgusu. Yine bugün neyi görüyoruz? Burada da bizim çok yaratıcı olmamız lazım. Çünkü bizim ilişkide olma durumlarımız tamamen değişmiş durumda. Ve ama bunun çok önemli, iş için de önemli, sağlık için de önemli, çocuklarımız için de. O zaman bu sosyalliği, yaşam enerjisini kaybetmek bu ortamda çok kolay. Nasıl yaşatacağız? Yine yaratıcılığa bağlanıyor. Şimdi 5 ana başlık altında toplanan bu 15 beceriyi temelden etkileyen bir de bileşik beceriler sıralanmış. Ben vaktimi çok geçiriyorum. Öz yeterlik, eleştirel düşünce, bütünü görebilme, algılayabilme, farkında olabilme. Bir tane de bir şeyi daha geçmek istiyorum burada. Şimdi Dünya Ekonomik Forumu da en önemli beceriler olarak bunları sunuyor ve diyor ki 2020'de ve bu önümüzdeki belki 5 senede
bir numaralı beceri karmaşık problemleri çözmektir. Yine görüyoruz günümüzde karşımızdaki problemlerin her biri evde, okulda, eğitimde, işte karmaşık. Demek ki bu gerçekten bir numaralı. Eleştirel düşünme, biraz evvel dediğimiz gibi eleştirel düşünme, deneyimleri açık olma. Her durumu eleştire, muhakeme. Muhakeme kabiliyetiniz olmazsa yaşamsal bunlar. Yani bu işte, eşte, her şeyde ve yaratıcı. İlk öne çıkan, diğer listeleri zaten paylaşıyoruz. Ben çok daha söyleyecek şeyler var. Fakat ben burada keseyim diyorum. Mine'ye söz vereyim. Belki sorularla tekrar başlayabiliriz. Çok teşekkür ederiz. İnsan gerçekten dinlerken her birinin içine girip daha derinlemesini anlamak istiyor. Çünkü her birinin önemini bu dönemde özellikle gittikçe daha çok anladık. Mine Hocam, bu noktada ben size dönüp kısaca uzaktan eğitimle bu beceriler nasıl desteklenir? Bu becerilerin öğrencilere kazandırılmasında öğrencilere, öğretmenlere ve ebeveynlere hangi roller düşüyor? Bundan biraz bahsetmenizi rica edebilir miyim? Teşekkür ediyorum. Raporumuzla ilgili bayağı bir bahsi geçti. Ezgi Hanım'dan ben şeyi rica etmek istiyorum. Yani eğer ki biz link paylaşabilirsek, TÜSİAD'ın da çok güzel hazırladığı bir sayfa var. İnfogramlarla da desteklenmiş. Daha fazla bilgi almak isteyen dinleyicilerimiz olursa lütfen raporumuza başvursunlar. Çünkü Fatoş Hocam çok güzel özetlemeye çalıştı. Ve fakat 100 küsür sayfalık bir rapor var. Derinlemesine bir çalışma var orada. İlgisi olan dinleyicilerimiz belki o kaynağa ulaşmak isterler. Ben aileler için ve okul için uzaktan eğitim ve COVID-19 sürecinde ne tür farklılıklarla sosyal duygusal öğrenme 21. yüzyıl becerilerine yaklaşabiliriz, bu konuya değinmek istiyorum. Ama öncesinde bizim de tekrardan bir çalışmamız oldu. Çocuklukta Sosyal ve Duygusal Öğrenme kitabımız yakında basılacak. Onunla ilgili de küçük bir tanıtım yapmak isterim. Bu alanda basılacak ilk kitap iddiamız var. Raporun haricinde onun da sunduğu çok değerli bilgiler vardı. Biz biraz daha akademik yönüne ağırlık vererek konuya yaklaşmak istedik. Bu kitabın da herhalde bir ay içinde erişimi olacaktır. Çocukboğaziçi.com web sayfasından bunun haberini vereceğiz ve katılımcılarımız da oradan takip edebilirler. Şimdi aileler için birkaç tavsiyeyle başlamak istiyorum ben. Tabii yaşanan süreç çok zorlayıcı. Normalin dışında bir normalle karşı karşıyayız. Aslında bazen anormal demek istiyorum. Bazen bir önceki yaşantımız normal miydi ki şimdi buna anormal diyoruz diyorum. Böyle gidip gelen birçok duygu yaşıyoruz. Belirsizlik en fazla mücadele ettiğimiz duygulardan biri. Bununla birlikte artan kaygılar, kaygıları yatıştırmaya çalışmak. Tabii genç insanlar ve çocuklar için bu çok daha zor. Çünkü onlar henüz birçok şeyi yeni yeni deneyimliyorlar ve bu deneyimlerinde tabii ki beceri sahibi yetişkinlerden rehberlik alabilirler. Aileler bu noktada evde hazır bayağı bir aile zamanı geçirirken bütün bunları, bu becerileri geliştirmek için fırsat olarak değerlendirebilir miyiz acaba diyorum. Tabii ki durum çok zorlayıcı. Hani o zorlayıcılık içinde biz de birçok duyguyu yaşarken nasıl çocuğumuz da olsa nasıl yardımcı olabiliriz çocuklara ve genç insanlara diye düşünmeden de edemiyorum. Çünkü ben de 16 ve 14 yaşında iki çocuk sahibi bir anne olarak evde orkestra şeklindeyiz diyebilirim. Hani her yerden bir ses geliyor, her odadan başka biri bir talepte bulunuyor ve bu zorluk içinde bir şekilde zorluklardan mücadele ederek de geçmeyi hep birlikte öğreniyoruz. Burada ben bunları fırsat olarak görüyorum. Hani kaçmak, kurtulmak veya geçiştirmek değil. Çatışma varsa da evet, çatışmamız var. Biz sürekli onun münakaşası içindeyiz. Yani çatışmanın çatışmasını yaşamaya başladık artık. Hani o çatışma niye var? O kavga gürültü niye var?
Bu ama dediğim gibi bir fırsata dönüştürülmek üzere aslında karşılıklı konuşuluyor. Burada önemli olan biraz yatışmayı beklemek belki. Hani çatışmalar olduğu zaman hemen üstüne gitmek değil, herkes bir odasına tekrar çekiliyor, biraz derin nefesler alınıyor, biraz esneme hareketleri yapıyoruz. Tekrardan hazır olana kadar konuyu açmama üzerine bir anlaşmaya varıyoruz hep birlikte. Ondan sonra gelip birbirimize hesap soruyoruz. Ben hesap sorma vakti geldi diyorum artık. Ama tabii ki bunu yaparken hani ben bunu yaşadım, böyle hissettim. Ve bunun daha farklı olması için ne yapabiliriz gibi. Tabii bunu böyle kolay yapabildiğimizi de iddia etmiyorum. Yani çok ideal bir dünya sunmuyorum size. Ama benim demek istediğim bunların konuşulması, bunların tartışılması çok daha önemli. Çünkü çocuklara biz böyle böyle aslında duyguların ifadesini, çatışmaların nasıl çözülebileceğini, ilişkilerde farklı isteklerin, ihtiyaçların olduğunu, ama tüm bunların aslında karşılıklı hangi adımlar atılarak giderilebileceğini konuşmamız için fırsatlar. Ben 4 başlık altında topladım aslında böyle bir giriş yaptıktan sonra. İçinde de bu konuşmamın içinde de bunları tekrardan duyabileceksiniz. Bir kere duyguları anlatmak ve duyguları konuşmak. Birinci başlık. Bunları hep böyle iyi duygularımız var, hep neşeliyiz, hep toz pembe şeklinde değil de hani duyguların, Fatoş Hocam söylemişti, beni etkilemişti. Olumsuz duygu diye bir şey yok demişti. Duygular vardır, olumlusu, olumsuzu. Hepsinden öğreneceğimiz bir şey vardır. Ben burada ona da bir ekleme yapmak istiyorum. Hani duygu yargıcı olmamak deniyor buna. Yani duyguları çok fazla sorgulamamak. Ama duyguların bize yarattığı deneyimleri yaşayabilmek, duygu bilgesi olmak. Yani duygular aslında bize bilgi veriyorlar ve biz bu bilgileri nasıl kullanabiliriz? Yani kaygılı olmak veya endişeli olmaktan biz ürküyoruz, korkuyoruz. Ama kaygı aslında bir dayanma gücü, yani bir yaşam gücü de veriyor bize. Yani kaygıyı anlamak ve ben bu kaygıyla nasıl başa çıkabilirim? Kaygının bir nedeni var. Onu görüyor olmak lazım. Bunları çocuklarla konuşmak çok faydalı. İlişkileri korumamız gerekiyor. İkinci başlıkta bunu söyleyebilirim. İlişkileri muhafaza etmek ve korumak. Her şey yaşanabilir ama bizim için önemli olan birlikte olmak. İlişkilerimize tutunuyor olmak. Çocuklarla ve gençlerle bu başlık altında konuşmalarımızı, yaşantılarımızı düzenleyebiliriz. Üçüncüsü ise stresle ve kaygıyla baş etmek. Yani dikkat ederseniz ilk başlıkta biraz daha Fatoş Hoca'nın söylediği öz farkındalık becerisi var. İkinci başlıkta ilişki becerileri var. Şimdiki söylediğimde biraz daha öz yönetim becerilerine giriyor. Bütün bunları hayatımızda farklı aşamalarda, farklı konularda, farklı başlıklarda çocuklarımızla konuşabiliriz, deneyimleyebiliriz, onlara örnek olabiliriz. En güzeli de o bence. Biz duygularımızı nasıl yönetiyoruz? Biz duygularımızı nasıl iletişim kanalı olarak kullanabiliyoruz? Ve bunun içinde son başlıkta da iletişim var. Sürekli çocuklarla ve gençlerle işler nasıl gidiyor konuşmaları? Ama bu bizim bildiğimiz hani biz okuldan gelince akşam eve böyle sofrada böyle bir gerginlik mevzusu olacak şekilde hani okul nasıl gitti gibi bir konuşma değil ama yani birbirimizi çek etme tarzında. Hani ben böyle yaşadım, sen böyle yaşadın. Herhangi bir çatışmaysa bu. Neye ihtiyacım var? Sana nasıl yardımcı olabilirim? Hatalar olabilir, hataları nasıl telafi ederiz? Bir sonraki sefer, ben bu soruyu da çok anlamlı buluyorum. Bir sonraki sefer ne yapmayı planlıyoruz? Çünkü böyle bazen işte özürler dileniyor, aflar dileniyor vesaire. Bizim de çok yaşadığımız şeydir bu. Ama bir sonraki seferde nasıl davranmamız gerekiyor? Ve ben bir şeyin de çok faydalı olduğunu gördüm. Biz de hata yapıyoruz yetişkinler olarak ve biz de hatamızı görebilmeliyiz. Yani o hesap sorma anlarında evet benim de sesim biraz fazla yükseldi. Seni incitmiş olabilirim. Ama bir dahaki sefere ben bu konuyla ilgili daha dikkatli olacağım diyebilmek önemli. Okulda ise işbirlikçi ilişkilere daha önem vermeliyiz. Biz de şimdi Zoom'dan, EBA'dan, şuradan, buradan hocalarımız sağ olsun
çocuklarla birlikte oluyorlar. Derslerini uzaktan da olsa yönetmeye çalışıyorlar. Ama bunu eski usul, hani eski usulde de pek beğenmiyorduk. Hoş, hani böyle biraz daha öğretmen öğretir, öğrenci öğrenir, o da dinler, bu şekilde bu iş noktalanır, sınavlarımızı da yaparız, notlarımızı da alırız, karnelerde çok güzel gelir şeklinde ilerlemeyecek. Bunu bir fırsata dönüştürmek diyoruz ya, işte bunu yapmamız lazım. Daha çok projelere, takım çalışmasına öncelik vermek lazım. Çünkü evde de zaman var artık işin açıkçası. Yani o trafikte kaybettiğimiz veya yorgun eve geldiğimiz, çocuklar için söylüyorum bunu özellikle, benimkiler eve gelince pastırma gibi yerlere yayılıyorlardı o trafikten sonra falan. Ay ben hiçbir şeye bakamam, hiç kitap okuyamam falan. Ama şimdi bakıyorum 2'de dersleri bitiyor ve bu projelere ve etkinliklere daha fazla vakitleri var. İkinci başlıkta da bizlerin, okul personelinin, ailelerin, öğretmenlerin biraz daha sosyal duygusal öğrenme becerilerimizi geliştirmemiz, biraz daha onlara örnek olacak davranışlar sergilememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tabii ki güvenli ve destekleyici ortam. Özellikle bu belirsizliklerin en aza indirildiği, ama burada biraz dış taraftan böyle bir bombardıman geliyor bize. Sınavlar konuyor, anaokulu eğitimi kalkıyor, yok işte tekrar konuyor vesaire gibi. Ben bundan şikayetçiyim. Sevgili devlet büyüklerime buradan seslenmek istiyorum. Yani zaten belirsizlik yaşıyoruz. Yani belirsizlikleri katlanarak çocuklara sunmaya başladık. Müthiş bir stres yaşanıyor şu anda. Sınavlarla ilgili, yok sınav oldu, okul açıldı, yüz yüze eğitim oldu derken böyle karman çorman mesajlar geliyor. Zaten durum son derece karışık. Bunu daha fazla karıştırmamamız gerekiyor bence. Hem öğretmenler için hem çocuklar için. Son olarak da değişime karşılık verebilmek için okullarda veri toplamak. Hayır, bunlar anket düzenlemek veya işte bu bildiğimiz ölçme araçlarını kullanarak değil, bütün paydaşların biraz hem fiziksel sağlıklarını hem ruhsal zindeliklerini, esenliklerini hep yine birbirimizle çek ederek, birbirimize soru sorarak, birbirimizle işler nasıl gidiyor öğrenerek, burada okullar yine ailelerden bu konuda da destek alabilirler. Evdeki ortam nedir? Çocuklarla alakalı daha fazla öğrenebilirler diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Sizi dinlerken ben bu süreç boyunca iki çocuk annesi olarak ne kadar neleri yanlış yaptığımı düşünüp hızla not aldım. Zararı neresinden dönülse kar. Bazen insan kendinde de o öz denetim yetkinliklerini bulamayıveriyor. Özellikle uzun günlerin ardından. Sizden öğreneceğimiz ve soracağımız çok sorumuz var ama diğer konuklarıma tanıtmak istiyorum. Onlarla sohbete başlamak istiyorum. İkinci konuşmacımız McKinsey Türkiye yardımcı ortağı Ezgi Demirdağ. 2020 yılının Ocak ayında tam da yeni bir 10 yıla girmişken McKinsey Türkiye çok önemli bir rapor yayınladı. İşimizin geleceği, dijital çağda Türkiye'nin yetenek dönüşümü raporu. Bu rapor farklı sektör ve meslekler için 10 yıllık bir perspektifte 2030 yılı iş gücü ve yetkinlikler ihtiyacını sayısal tahminlerle ortaya koydu. İş dünyası için olduğu kadar eğitimciler, eğitim uzmanları ve meslek seçimi yapmaya hazırlanan öğrenciler tarafından da çok dikkatle incelenmesi gereken çok kıymetli bir rapor oldu bu. Bu raporunuzu inceleme fırsatı bulamamış katılımcılarımız için bulguları ve deneyimleriniz ışığında geleceğin işleri bireyler için nasıl beceriler gerektiriyor? Hangi sektörler ve hangi işler gelecekte ön plana çıkıyor? COVID-19 ve beraberinde getirdiği süreçte ortaya çıkan ihtiyaçlar, rapordaki bulgular ve tahminlerinizle nasıl örtüşüyor? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii raporu yayınladınız ve çalışmaları yaparken hiçbirimiz gibi siz de böyle bir dönemi öngörmemiştiniz. Bu dönemin içinden geçerken ne çeşit güncellemeler yaptınız? Belki biraz ondan da bahsetmek istersiniz. Teşekkür ediyorum. Bir kısa bir sunumu paylaşarak başlayayım ben de. Birkaç sayfayla daha sonra neler değişti kısmında anlatacağım. Şimdi aslında bu
Yani Future of Work diyoruz. İşimizin geleceği McKinsey'nin son birkaç senenin tüm dünyada çok üstüne kafa yorduğu bir konu. Ve çıkış noktası da şu. İşte otomasyon var, dijitalleşme var ama bizim işlerimize ne olacak? Yani o filmlerde gördüğümüz işte robotlar her tarafı kaplayacak, ışıklar kapanacak, insanlar işsiz kalacak. Böyle bir dünyaya mı gidiyoruz, ne olacak gibi bir çıkış noktasıyla üstünde bir metodoloji geliştirdiğimiz konu. Biz de bunu Türkiye'ye alıp Türkiye'ye de uyguladık. Yani Türkiye'nin verileriyle, datasıyla birlikte bizim işimize ne olacak diye uyguladık. Onun sonuçlarını kısaca anlatayım ama baştan şunu söyleyeyim. Yani işimizin geleceği diye başlarken COVID sürecinde şuna döndü. Gelecek şimdiye döndü. Yani birazdan size paylaşacağımız zamanların çok daha öne gelmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hani en büyük şu anda üstünde çalıştığımız güncelleme konusu o. Onunla başlayayım. Şimdi İyi haber şu, bütün işler ortadan kaybolmayacak robotların gelmesiyle diyeyim yani otomasyonla. Sadece mesleklerin %2'si tamamen otomatize olabilir. Ama kötü haber mi ya da hani zor olan kısımsa şu, mesleklerin %60'ında en az yapılan aktivitelerin üçte birinden fazlası otomatize olabilir. Yani kimisinin işinin %80 otomatize olacak, kimisinin %40, kimisinin %50 ama çok ciddi bir şekilde yaptığımız işler değişecek. Yani dün yaptığımız gibi yapmayacağız, farklı bir şekilde yapmamız gerekecek. Hani en temel bulgu bu. Bu aslında bir avantaj yani net net de birazdan bunun iş üstündeki etkisinden de bahsedeceğim ama bu bir verimlilik demek. Artık insanlar vaktini daha katma değerli işlere ayırabilir ve bu bir verimlilik getirir, ekonomik büyümeyi hızlatabilir. Yepyeni pazarlara açılabiliriz. Şimdi orta sınıfın ihtiyaçlarını karşılayacak yeni yetkinlikler gerekebilir. Daha çok uzmanlığa ihtiyacımız olabilir. Yani pek çok aslında etkisi var ve çoğu eğer fırsatlar yakalanırsa pozitif gelişmeler olarak görüyoruz. Ve şöyle bir resim tahmin etmiştik COVID öncesi. Şimdi hiçbir şey, yani mevcut trend devam ederse 2030 yılında yaklaşık 33 milyonluk bir iş gücü bekleniyor Türkiye için. Bunun 7.6'sı otomasyonun getirdiği verimliliklerle aslında ortadan kaybolabilir. Bu ne demek? Bir işi 3 kişi yapıyorken 2 kişi yapabilir. İşte zamanımızın %80'ini harcıyorsak %60'ına harcamamız gerekebilir bir konu üstünde gibi. Yani bunlar hani toplandığında 7.6 milyonluk işin ortadan kalkması demek. Fakat bu bahsettiğimiz, yani bu verimliliği yakaladığımızda oluşacak ek büyümeden kaynaklanacak ve ortaya çıkacak yeni işlere bakacak olursak net net de bu bir iş gücü artışına sebep olabilir. Yani bu aslında şöyle, hem iyi senaryo, yani biz otomasyon ve dijitalleşmenin hakkını veriyoruz ve şu kırmızıdan maviye geçen dönüşümü gerçekleştirebiliyoruz. Yani artık bizim insanlarımız bu yeni teknolojiyle otomasyonla teknolojiyle gereklilikleri yerine getirebilecek bir şekilde donanıyorlar ve işte ekonomimiz daha hızlı büyüyor. Neticede daha fazla iş potansiyeli ortaya çıkıyor. Dediğimiz gibi bu rakamları bir tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor COVID sonrası. Özellikle işte 2020 ve 2021 yılında işte ekonomideki yavaşlama hem Türkiye'de hem globalde olan özellikle hizmet sektörünün turizm etkilenmesi resmi birazcık değiştirecek. Ama burada net net de vermek istediğimiz mesaj şu. Bu otomasyon ve dijitalleşmenin fırsatları yakalanırsa bu daha da çok fırsat demek. Peki bunun zor olan kısmı ne? Yani pardon, ona geçmeden önce şundan da bahsedelim. Yepyeni işlerin çıkması ortaya çıkması bekleniyor. Bunların bir kısmı teknoloji odaklı işler. Şimdi Ocak ayında bunu sunduğumuzda bir kısmı hiç yokken geçtiğimiz bir sene içerisinde hakikaten bunlara olan talebin artmaya başladığını gördük. Yani siber güvenlik müdürü, yapay zeka iş geliştirme müdürü, insansız hava aracı operatörü, bu dronların daha çok kullanımının artmaya başlamış olması, işte kuantum makine öğrenmesi analisti gibi konular. Bir de hizmet odaklı işlerin de artacağını tahmin ediyoruz. Yine bu COVID'de uzaktan çalışmayla birlikte yaygınlaşan konuları görüyoruz. İşte finansal koç, kişisel marka danışmanı, işte deneyim tasarımcısı gibi biraz daha hizmete, işte insanın ihtiyacını anlayıp, karşındaki insanın ihtiyacını anlayıp ona özgü bir çözüm geliştirme gibi işlerin de önümüze daha çok çıkacağını tahmin ediyoruz. Peki şimdi buradan yetkinlikler konusuna gelmek istiyorum. Aslında az önce hocalarımızın bahsettiği konuyla çok paralel.
Yetkinliklerde çok ciddi bir değişiklik olacak. Yani yaptığımız işin %60'ını farklı yapacaksak bu bize yeni yetkinlikler gerektireceğini gösteriyor. Ve bu raporu yapmadan önce ben tabii bu otomasyon, dijitalleşme olduğu için şu en sağdaki çok ciddi teknoloji yetkinlikler gerekir kısmında inanıyordum, onu tahmin ediyordum. Biraz şaşırtıcı olan kısmı şu oldu, yani sosyal yetkinliklerin de otomasyon ve dijitalleşmeyle birlikte daha da çok ihtiyaç olacağını öngörüyoruz. Ve dediğim gibi az önceki rapora çok paralel konular bunlar. Ya bunu çok basitçe şöyle anlatıyorum. Mevcut teknolojiyle robotların henüz yerine geçemediği ve katma değerli işlere odaklandığımızda fark yaratacağımız yetkinlikler bunlar. İşte girişimcilik, çevreye uyum, ki hep bahsettiğiniz gibi az önce de yani bu COVID sürecinde ne kadar önemli olduğunu anladık. Adaptasyon, empati, ileri seviyede iletişim, işte sürekli öğrenme, yeni dünyaya adapte olabilme gibi yetkinlikler de en az teknolojik yetkinlikler kadar öne çıkıyor. Onun dışında yine ileri seviye bilişsel yetkinlikler dediğimiz işte yaratıcılık, bu karmaşık bilgileri yorumlama, proje yönetimi, eleştirel düşünme, karar alma, özellikle yönetici kadrolarını ve yönetici olmasını beklediğimiz kişilerde şu anda da aradığımız, ileride de daha da aramaya devam edeceğimiz yetkinlikler. Ve teknoloji yetkinlikleri, yani temel dijital yetkinlikler. Burada illa şeyden bahsetmiyoruz, işte herkes kod yazmayı öğrenecek, ondan bahsetmiyoruz ama kod nedir? Benim koda ihtiyacım var mı? Kod benim hayatımı kolaylaştırır mı? İşte bütün bu veri analizini gerçekleştirebilir miyim? Yine teknoloji tasarımı, mühendislik de var tabii ki işin içinde ama teknolojik yetkinlikler de en çok ihtiyacımızın artacağı, en basitinden dediğimiz gibi yani böyle önemli, çok katılımcılı bir webinari, yani bir konferansı online yapabilmek, buna katılabilmek gibi daha günlük hayattaki dijital yetkinlikler de buna dahil. Şimdi aslında buna bakınca iyi hoş gibi gözüküyor, hani tabii ki hani çoğumuzun aslında bildiği bir rakam. Ama bizim için birazcık endişe uyandıran bir yansıması oldu bunun. O da şu, yani milyonlarca kişinin Türkiye'de yetkinliklerini değiştirmesi gerekiyor. Tek tek biz aslında bu raporu gerçekten Türkiye'deki çalışan datalarını aldık. Her birinin yaptığı aktiviteye baktık. Bu aktivitenin ne kadar otomatize olabilir ve o otomatize olursa ne gibi yetkinlikler değişecek diye meslek meslek inceledik. Ve şu çıkıyor, yani 20 milyon kişi belki aynı işini yapmaya devam edecek ama bu yeni işte teknolojiden faydalanabilmesi lazım. Yani bu yetkinliklerini geliştirmesi lazım. 5.6 milyon kişi belki benzer mesleğinde kalacak ama işte iki kişinin yaptığı işi bir kişi yapıyor olacak. Bir öğretmense bu yepyeni tool'ları kullanması gerekecek, araçları kullanması gerekecek gibi konular. Ve 2 milyon kişi de bambaşka sektörde çalışmaya başlayacak. Atıyorum mesela madende çok daha fazla otomasyon olacak, daha az insan gücüne ihtiyaç olacak ya da tarımda yine benzer şekilde. O kişilerin de başka sektörlerde çalışmaya başlamaları gerekecek. Bir de aslında buradaki katılımcıların çoğunu da ilgilendiren konu herhalde 7.7 milyon kişi iş gücüne katılacak 2030'a kadar. Bizim mevcut üniversite eğitimimiz, sistemimiz bu yetkinlikleri barındırıyor mu? Yani yeni mezun kişiler bu donanımlı bir şekilde katılacaklar mı sisteme konusu da oldukça büyük bir soru işareti. Tüm bunları gerçekleştirebilirsek, yani bu milyonlarca insanın bu yetkinlikleri kazanmasını sağlayabilirsek biraz önce gösterdiğim şu pozitif tabloya ulaşabiliriz. Ama bu tablonun pozitif olup negatif olmaması için o da şu demek, işler kaybolacak, yatırım yapanlar otomatize edecek ama bu yeni işi yapacak insanlar çok bulunamayacak. Dolayısıyla biz o verimlilik yakalamada geride kalacağız. Yani bunun ön koşulunun aslında bu yetkinliklerin kazandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun için de yani bir seferberlik ilan edilmesi gerektiğini düşünüyoruz aslında. Dediğim gibi yani bizim bu Ocak'ta yaptığımız sunum şu anda çok daha öncelik kazandı, aciliyet kazandı. Çünkü hakikaten işler değişmeye başladı çok daha hızlı bir şekilde. Ve buna hazırlanmak için işte şirketler kendi çalışanlarına bakıp benim bugün kimim var, hangi etkinliklerim var, yarın kime ihtiyacım olacak, bu arayı nasıl kapatacağım? Tek tek insan bu planı yapması lazım ki buna dair biz talepler almaya başladık. Hakikaten önemli konularından birisi olmaya başladı. Çünkü o eksikliği hissetmeye başladılar. İkincisi kamu kurumları, ki bunu şu anda işte Almanya, İsveç, Amerika, Avustralya'da çok ciddi bir
task force oluşturup bizim ülkemizde nasıl yetkinliklerde yaşıyor, kime ihtiyacımız olacak, bunun için kime ne görev vermeliyiz, bu yetkinlikleri kapatmak için nasıl teknoloji merkezleri kullandırabiliriz, bu konuya kafa yoran şirketleri, insanların yetkinliğini arttıran şirketlere işte teşvikler yapabilir miyiz gibi konuların üstüne çalışması gerekiyor. Eğitim kurumlarına çok ciddi iş düşüyor. Çünkü hem o bahsettiğimiz 7.7 milyonluk iş gücüne katılacak insanlar için hem de tüm aslında yani bu 20 küsür milyon insanda bu yetkinliği geliştirmek için hayat boyu öğrenimle birlikte bu yetkinlikleri nasıl edindirebiliriz konusu. Ve son olarak bireylere de çok ciddi iş düşüyor. Yani yine bugün de öğrencilerle de bu sunumu biz paylaşıyoruz. Çünkü herkesin bu sorumluluğu kendi üstüne de alması lazım. Yani şirketinden, devletten, eğitimden beklemeyeyim. Ben kendimi nasıl geliştirebilirim? Ben nasıl 3 sene sonra, 4 sene sonra mevcut bildiklerimle hiç kimsenin bana ihtiyacı kalmayabilir. O zaman ben kendimi nasıl ihtiyaç duyulacak hale getirebilirim? Hele de günümüzdeki gibi her tarafta işte açık bilgi varken, herkes bu yetkinliklerden bahsediyorken her bir bireyin de bu sorumluluğu üstüne alıp kendini geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Ve son olarak şunu da söyleyeyim, tekrardan size vereyim sözü. Ne değişti? Yani yön olarak doğru olduğunu düşünüyoruz. 800 tane dünya çapında yöneticiyle Türkiye dahil şeyi sorduk. Yani ne düşünüyorsunuz? Biz bu adaptasyonda neredeyiz diye herkes aynı şeyi söyledi. Çok daha hızlandı. İşte tahminimizden çok daha hızlı gidiyoruz. Aynı şekilde Türkiye'de işte bu dijital teknoloji officer dediğimiz kişiler, işte teknolojiden sorumlu genel müdür yardımcıları, dijitalden sorumlu genel müdür yardımcılarının hepsi benim yıllardır uğraştığım değişiklikler birdenbire olmaya başladı. Hani çok hızlı bu adaptasyonu yapıyoruz diyor. Dolayısıyla şey kesin, yani 2030'u öne çekmemiz gerekiyor, o bir. Diğer bir değişiklik yapmamız gereken konu ise şu: sektör olarak baktığımızda biz hizmet sektörlerinde çalışan ihtiyacının artacağını öngörmüştük. Özellikle işte turizm, restoranlar, işte bu e-ticaretin getirdiği çalışanlar gibi. E-ticaret kısmı yine hızlandı. Ama özellikle tabii turizm ve bu hizmet sektörü yavaşladığı için tüm dünyada olduğu gibi oradaki ivmelenmenin biraz daha geç gelebileceğini öngörüyoruz. O konuda bir değişiklik yapılması gerekiyor modelde. Onun üstüne çalışıyoruz. Çok çok teşekkür ederim. Raporu yani çok çok detaylı ve gerçekten detaylı incelenmesi gerekiyor ama siz en önemli vurucu noktaları bizim için özetlediniz ve iki kelime burada benim için çok önemli oldu. Bir seferberlik dediniz. Bu da zaten konunun aciliyetine parmak basmak için. Çünkü biz bir yandan eğitim sistemimizi gelecek nesiller için ne şekilde şekillendirmeliyiz, bu işlere, geleceğin mesleklerine hazırlansın öğrencilerimiz diye düşünürken, bir yandan bir o kadar da önemli olan mevcut çalışanlarımızın yetkinlik ve becerilerini çağımızın gerekliliklerini yakalayacak şekilde nasıl geliştirebileceklerinin de altını çizdiniz, geliştirmesi gerektiğinin altını çizdiniz. Siz işiniz gereği hem yurt içi hem yurt dışında özel sektörden pek çok şirketle yakın çalışıyorsunuz. Türkiye özelinde baktığınızda ve bir karşılaştırma yaptığınızda Türkiye'de iş dünyası en çok hangi becerileri bulmakta zorlanıyor ve bu ihtiyaçların karşılanması için sizce eğitim sistemimizde ne çeşit değişiklikler yapılması gerekiyor? Yani birinci konu teknolojik konular aslında. Yani üç başlıkta özetleyebilirim bu yetkinliği ki dediğim gibi COVID öncesi de özellikle teknolojideki ihtiyaçtan bahsediliyordu. Fakat bu COVID sonrası çok ciddi ihtiyaç haline geldi. Yani teknolojide de aslında iki konu var. Birisi hakikaten bildiğimiz yani teknoloji değişimi, bu bir transform dönüşümden geçiyoruz. Bunu sağlayacak işte web designerlar, bunun içerisinde bir sürü aplikasyonların kullanımı arttı. Bunları kullananlar, işte arkasını oluşturanlar, yine hem hardware tarafında bunu yapan, yani bildiğimiz eğitimini bu alanda almış teknolojik insana çok ihtiyaç var. Büyük çapta datayı analiz edebilecek, bundan yorum yapabilecek insanlara çok ihtiyaç var. Bu data scientist yani veri bilimcisi rolü herkes fellik fellik arıyor gerçekten. Benim eşim dahil olmak üzere 6 aydır dolduramıyor pozisyonu. Yani iyi birileri varsa kapış kapış gidiyor.
Bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum ama orada da hakikaten yetkin yani. Sırf o programı kullanan değil ama o veri analiz ettim. Ne diyor bu? Az önce yine hocamızın bahsettiği kompleks veri analiz etme konularına değiniyoruz. Diğer konu daha basit dijital yetkinlikler. Yani illa IT'ci olmak zorunda değilsiniz ama bu dijital dünyayla başa çıkabiliyor muyuz? İşte koda ihtiyacım olduğunu biliyor muyum? Şu anda bütün verilerimizi, işte sunumlarımızı uzaktan yapıyoruz, belirli sistemlerde tutuyoruz. Bu tarz yetkinlikleri kullanabiliyor muyuz kısmı var. Ve üçüncüsü, asıl yine ilk kısımda bahsedilen bu ileri bilişsel ve sosyal yetkinlikler konusu. Yani esneklik, adapte olmak, yaratıcılık, grup çalışması bunlar çok öne çıkıyor. Daha hızlı oldu. Yani şirketlerin çok hızlı karar verip hızlı aksiyon almaları gerekti. İşte bugünden yarına ne olduğunu bilmeden bütün iş modellerini değiştirdiler. Herkes buna uyum sağlayabildi mi? Bu resilience dediğimiz yani dayanıklılık. Hepimiz bir travmadan geçiyoruz. O travmayı bir kenara bırakıp kendimizi yönetip işe tekrar odaklanabildik mi? Bunun dengesini nasıl sağladık? Bu konular çok önemli. Yani burada şimdi eğitim sisteminin bu pratik deneyimi olabildiğince tabii desteklemesi çok ideal olurdu. Yani bir noktada oraya gelmemiz lazım. Ama onun dışında mesela işte Finlandiya'da ki eğitimde zaten sizler de çok iyi biliyorsunuz hani iyi örnekler olarak görülüyor. Onlar özellikle bu COVID sonrası da mesela matematik dersini bile grupla yapalım. Tarihi bile hem de sırf grup değil bile çevik çalışma prensipleriyle yapalım. O da ne demek? İşte biraz bir kısmını geliştirsinler. Herkes bir araya gelsin, değerlendirsin, geri gidelim. Yani bütün bu çalışma şeklinin de o bahsettiğimiz daha işte gruba, kolaborasyona, birbirimizden öğrenerek üstüne ekleye gitme konusunda tecrübe çok ihtiyaç var. Yani bireysel kişiler geliyor ama grup haline çalışmaları gerekiyor. Herhalde eğitimdeki önemli değişikliklerden birisi bu. Onun dışında bu bahsettiğimiz yetkinliklere dair bir farkındalık yok hala. Yani tabii ki müfredatlar çok değişmediği için kendini geliştiren hocalarımız bundan haberdar ve bunu ekliyorlar. Biliyoruz da bize gelen mezunlardan bile biliyoruz. Hani farkı görebiliyoruz ama bunu daha sistematik hale getirmemiz lazım. Bu yetkinlikler konusunda bir şeffaflık yaratıp sonra bunu müfredata nasıl katabiliriz? Belki bu merkezler ışığında nasıl katabiliriz? İşte öğrencilerin staj deneyimleri, iş dünyasıyla okullar bir araya gelsin ve bu yetkinlikleri kapatalım konusunda çalışmamız gerekiyor. Yani tüm eğitim sisteminin bugünden yarına değişmesi tabii ki kolay olmaz, kolay olmayacaktır. Ama en azından bence bu yani seferberlik kapsamında iş dünyasıyla bir araya gelinerek bu ihtiyaçların olduğu özellikle de uygun bölümlerde çalışma metodunun değiştirilerek kapatılmasının çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Raporunuzu da Ezgi chat'ten tüm katılımcılarımızla paylaştı. Oradaki değerli bilgilere herkes ulaşabilir. Bu konunun aciliyetinin ve gittikçe hızlanan aciliyetinin de bir kez altını çizmiş olduk. Son panelistimiz IBM Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Müdürü Ceyhun Göcenoğlu. Ceyhun aynı zamanda bizim eğitim çalışma grubu üyemiz ve geçtiğimiz yıllarda beraber yakın çalışma fırsatı bulmaktan ötürü kendimi çok şanslı hissettiğim bir arkadaşım. Dijital alanda hizmet veren köklü ve uluslararası bir şirkette hem kurumsal sosyal sorumluluk penceresinden hem mevcut ve gelecek çalışmalarınızın becerilerini geliştirmek anlamında eğitimin geleceği sizin yakın ilgi alanlarınızdan biri. Aynı zamanda eğitimle ilgili birçok STK ile ve özel sektörün ortak geliştirdiği pek çok projede de akla gelen ilk isimlerden birisiniz. Becerileri sürekli geliştirmenin şart olduğu bir çağdayız. Biraz önce Ezgi Hanım da bunun altını çizdi. Her bireyin farklı düzeyde ve yönde farklılaşan becerilere ihtiyaçları var. Siz gözlemlerinize dayanarak biraz bahsedebilir misiniz? İş dünyası bu konuya nasıl yaklaşıyor? Eğitimde tüm aktörlerin rolleri yeniden tanımlanırken özel sektör eğitim ekosisteminin neresinde olmalı gelecekti? Çok teşekkür ediyorum Gamze Hanım. Benim için de burada olmak çok büyük bir keyif. Aslında hem Fatoş ve Mine hocalarımın bahsettiği beceriler hem de Ezgi Hanım'ın ifade ettiği ihtiyaçlar kapsamına baktığımız zaman biraz daha
bir şirket gözüyle bunları nasıl değerlendiriyoruzdan da ben örnekler vererek anlatmak istiyorum. Tabii burada özellikle Ezgi Hanım'ın bahsettiği McKinsey raporu çok değerli. Orada şunun altını çizmek istiyorum ben aslında. Yapılan aslında birçok hesaplama ve yaklaşım sıfır ve birlerin olduğu bir bilgi çağının yaklaşımı. Ezgi Hanım da bahsetti, kuantum dönemi de gelecek ve artık kuantum dönemi geldiği zaman sıfır ve birlerin dışında sıfır ve birler arasındaki bütün opsiyonlar dahil olarak şekilde bir düzen gelecek. Dolayısıyla aynen COVID'in yarattığı bu hızlanma etkisini yakın zamanda kişisel olarak söyleyebilirim ki özellikle kuantum süper bilgisayarların gelmesi daha farklı bir seviyede geleceğini söyleyebiliriz. Bizim IBM olarak şöyle bir duruşumuz var. O da şu, bizim kendi yaptığımız araştırmalarda gözlemlediğimiz başlangıç pozisyonlarında ki görevlerde olan kişilerin belli bir 4 yıllık bir üniversite okuduktan sonra o bilgiyi bilgisayar bölümü için bunu söyleyebilirim. Bu bilgiyi kullanma süresi 3 yıldı. Birkaç sene önce bunu söylüyorduk. Şimdi iyice azalmıştır. Dolayısıyla konuşmacıların da ifade ettiği gibi artık öğrenciler ve daha doğrusu tüm çalışma ve iş gücünde olan herkesin aslında yavaş yavaş becerini güncellemeleri ve hızlandırmaları gerekiyor bu adaptasyonu sağlayabilmek adına. Bir diğer görüşümüz de aslında bu gene Ezgi Hanım'ın bahsettiği raporda çok ayrıntılı ifade edildi ama ona da bizim şöyle bir bakışımız var aslında oradaki raporda çıkan sonuçlara. Bazı pozisyonlar aslında ne mavi yakanın yapabileceği işler ne beyaz yakanın yapabileceği işler. Arasındaki bir yeni bir yaka, new color jobs diyoruz, yeni yaka meslekler diye tabir ettiğimiz başlangıç pozisyonunda olan pozisyonları içeren bir yetkinlik ve beceri seti. Bunun için de aslında belli bir şekilde üniversite derecesine ihtiyaç olduğunu düşünmüyoruz. 2 yıllık meslek eğitimi arkasında 2 yıllık bir meslek yüksek okul eğitimiyle bu başlangıç pozisyonundaki görevlerin aslında tamamlanabileceğini de söylüyoruz. Dolayısıyla hem bu teknolojik gelişim hem Ezgi Hanım'ın da raporda belirttiği raporun hem global hem Türkiye özelindeki trendlere baktığımız zaman birçok beceri ihtiyacının değişmesi gerektiğini ve aynı zamanda eğitim modellerinin değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Onun için biz de şirket olarak özellikle sosyal sorumluluk alanında yaptığımız eğitim projelerini bu gözlerle bakarak bazı değişikliklere gittik. Bu değişiklikler arasında öncelikle aslında bu tür bir kurguda yani öğrenme nasıl olmalı diye düşündüğümüz zaman öncelikle öğrenciyi merkeze koymamız gerekiyor. Bugün şu anda 6 kişiyiz, 5 kişi sayamadım, 5 kişiyiz. Hepimiz bir sosyal medyaya girdiğimiz zaman Instagram veya işte Twitter'a hepimizin aynı kişileri takip etsek bile orada gelen akış hepimiz için farklı. Biz buralardan nasıl bir şey öğreniyorsak öğrenciler de aslında sınıf ortamlarında veya başka ortamlarda kendilerine göre olarak ihtiyaçlarına yönelik olarak veya becerilerine yönelik olarak veya ilgi alanlarına yönelik olarak belirgin bir bilgi ihtiyacına, öğrenim ve deneyim ihtiyacına sahipler. Dolayısıyla bizim aslında eğitim sistemimizi artık hani gerçekten öğrenciyi merkeze alacağımız, öğreneni merkeze alınan bir yapı olarak yapıda kurgulamamız gerekiyor. Diğer bir konu aslında artık bugün ben eşimden öğrendim bunu. Mesela ya şunu nasıl yapıyorduk dediğim zaman hemen Google'a yazarım. How to işte nasıl yapılır? İşte yemek tarifi olabilir, bu bir şeyi tamir etmek olabilir bu. Veya bir yere nasıl gideceğimiz olabilir. Bunu aslında hep bilgilerimizi uyguluyoruz. Dolayısıyla öğrenme aşamasında bu öğreniyi merkeze koyduğumuz kişinin bilgilerini öğrendiklerini uygulayacağı bir saha yaratmanın da gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer bizim açımızdan hani eğitim ne olmalı, nasıl bir roldeyiz, özel sektörde olarak görürsek de bu eğitim içeriğinde aslında herkesin erişebilir olması gerekiyor. Tabii bugün özellikle internet ve televizyon aslında bu erişimi sağladı ama yine de tabii ki erişim halen, erişim sadece donanımsal olarak düşünmemek lazım. Bunu aynı zamanda dil olarak düşünmek lazım. Bunu okuma zorluğu olarak veya işte ekrana hakim olabilme özelliği olarak bakabilmek lazım. Birçok farklı açıkçası erişilebilirlik konuları var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Tabii ki içeriklerin açık olması lazım. Biz özellikle burada hani Türkçe tam tabiri yok diyebiliyorum ama equity yani eşitlik ve adalet duygusu arasında olan bir yerdeki yaklaşımda bu platformların da aslında herkese açık ve erişilebilir olması gerekiyor. Ve son olarak da aslında bu artık o kadar çok farklı dijital platformlar var ki yani telefon, televizyon,
bir internet, iPad'ler çok değişiyor bu veya sosyal medya üzerinden. Dolayısıyla bunların birbiriyle konuşan ve erişilebilir de olması gerektiğini düşünüyoruz. Genel bakış açısı itibariyle ve tüm aslında kurguladığımız proje ve programlarda da bu prensipler üzerinden hareket ediyoruz. Bu arada demin konuşmacılar çok birkaç yaparken notlarımı aldım. Mesela Mini Hoca şeyden bahsetti. Bu becerinin fırsata dönüştürdüklerini bahsetti bu COVID dönemindeki sıkıntının. Mesela COVID'in aslında bir gözlemlediğimiz diğer bir konuda özellikle bu dönemde gençlerin ve çocukların dijital olarak çalışabilme ve dijital olarak işbirliği yapabilme kabiliyetlerinin çok daha arttığını aslında çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu anlamda da aslında bu dönemin büyük katkılar da farklı anlamda fırsatlar açtığını da söylemek mümkün. Bir diğer nokta da Ezgi Hanım sanırım bahsetmişti, raporda ortaya çıkıyordu. Aslında herkesin kendini değiştirmesi gerektiğinden ifade etmişti. Biz yakın zamanda eğitim reformu girişimleri siber güven, meslek lisesindeki siber güvenlik konusuyla ilgili öğretmenlerimiz bir eğitim içeriği hazırladık. Hem asenkron oldu hem senkron oldu. Asenkron tarafını bizim birazdan da bahsedeceğim OpenPTEK platformumuzda uyguladık. Sonra ERG'deki değerli arkadaşlarla konuşurken ya dedik, bu içerik o kadar güzel oldu ki. Yani bunu illa öğretmenlere açmamız aslında çok son derece eksik kalmışız bu konuda. Biz bunu aslında herkese açmalıyız. Çünkü ihtiyacı duyan herkes, konu yeni bir konu olduğu için hani eski bir konu olsa, atıyorum matematik gibi hani yüzyıllarca, binlerce yıllık bir tarihi olan bir konu olsa tamam deriz, hani belli bir seviye olması lazım. Ama siber güvenlik dediğinizde kimsenin aslında bugün, tabii ki birçok insan biliyor, uyguluyor bunu ama geniş anlamda yayılmamış bir alanda ilgili, o zaman biz herkese açalım ve açtık da. Dolayısıyla hani bu tür, bu anlamda da platformların ve sistemlerin aslında gelişebileceğini ben düşünüyorum. İkinci sorunuzla ilgili olarak da aslında bu ekosisteme, iş dünyası ekosisteme nasıl katkı sunabilir anlamına baktığımız zaman da demin bahsettiğiniz gibi birçok proje uyguluyoruz. Hem TÜSİAD'daki farklı çalışma gruplarında da destek olmaya çalışıyorum. Oradan birkaç böyle beğendiğim ve içinde olmaktan keyif aldığım ve gerçekten etki yarattığını düşündüğüm birkaç tane hem IBM'in iş içinde oldu hem de IBM'in içinde olmadı ama dışarıdan böyle beğendiğim birkaç projede özellikle bu alanı nasıl geliştireceğimizi ifade etmek istiyorum. O da Ezgi Hanım'ın bahsettiği özellikle seferberlik vurgusundaki rolümüzle ilgili olan bir duygu olarak düşünüyorum. Orada da şunu ifade etmem gerekiyor. Tabii özel sektörün ihtiyaçları her işte endüstrinin, her şirketin farklı kendisi açısından ve yapabilecekleri de sınırlı. Dolayısıyla bu toplu bir seferberlik olacağı için bence özel sektörün önemli rolü yaptığımız projeleri pilotlamak ve iyi örnekleri arasından seçip daha sonra belki o seferberlik ve o diğer partnerlerle, ortaklarla daha yaygın bir alana yayabilmek. Bu kapsamda bu seferberlik hani şu anda yok ama olduğunu varsayarsak nasıl, ne tür projeler var onlardan kısaca bahsetmek istiyorum izninizle. Bunlardan ilki benim de üzerinde çok çalıştığım ve Türkiye'de işte demin bahsettiğim eğitim reformu girişimi gibi Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı gibi kurumlarla içeriğini zenginleştirmeye çalıştığımız OpenPTEK platformu. Bu platform üzerinde demin Fatoş ve Mine Hocam'ın bahsettiği beceriler kapsamında Türkçe ve dijital beceriler kapsamında İngilizce ve Türkçe içerikler sunuyoruz. Bunlar tamamen demin bahsettiğimiz kapsamdaki prensiplerimiz kapsamında hem herkese açık, ücretsiz, hem farklı platformlarda sadece hani IBM'e kayıt olmadan isterseniz Gmail, isterseniz LinkedIn account'unuzla kayıt olabileceğiniz sistemler. Aynı zamanda öğrencilerin kendi ihtiyaçlarına yönelik kendilerine kanallar oluşturabilecekleri daha esnek ve herkesin ihtiyacına da illa hani şu eğitim var demiyoruz biz. Bir bütünsellik koyup o bütünsel alınması gereken becerilerle ilgili içeriklerin olduğu bir kurgumuz var. Ve şunu da ifade etmek gerekirse ben tüm dünya rakamlarını da görüyorum bu platform. Çünkü global bir platformumuz. Türkiye için ayrıca özelleştirdik. Türkiye'den yoğun bir ilgi de var. Bu beni gerçekten gelecek adına da çok mutlandırıyor. Türkiye'deki ekosistemin gerçekten bu konuya olan ilgisi anlamında. Diğer bir programımız da Skills Build diye. O da yine özellikle bu programı şu açıdan önemli buluyorum. Demin ifade ettiğim gibi sadece hani öğrenmek yeterli. Bu öğrendiğimiz bilgileri de bir anlamda bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Biz Skills Build'da da özellikle sanırım katılımcılar arasında şöyle bakarken tanıdık bir isim de gördüm. Hacı Çelik arkadaşımız da o programdan ayrılmış galiba sanırım.
faydalanmıştı. Hem girişimcilik vakfı hem de yeniden bizle çalışarak hem üniversite öğrencilerinin hem de mesleğine ara vermiş, kariyerine ara vermiş kadınların tekrar iş hayatına geçmesine destek veren yeniden bizle çalışıyoruz. Onlara hem dijital bu içerikleri sağlıyoruz hem de onlarla beraber IBM çalışanları farklı projelerde öğrendiklerini uygulama konusunda mentörlük ve destek veriyorlar. Bu mentörlük konusunun da Ezgi Hanım da bahsetti çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten öğrenebilme, evet tam dijital ortamda öğreniyoruz, sınıf ortamında öğreniyoruz, sivil ortamlarda öğreniyoruz ama en önemli öğrenebilmek tabii aslında bir işi yaparken öğrenmemiz. O anlamda da özellikle TÜSİAD'daki bu iş, gençlikte iş var yarışması gibi birçok yarışmanın ve farklı kurgunun da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öğrenciler, gençler öğrendiklerini test edip uygulayabilecekleri bir alan yaratıyoruz. Özel sektöründe bu anlamda birçok yaptığı farklı proje ve kurguyla bu tür fırsatları yarattığını ben gözlemliyorum. Diğer bir örnek SS Holding'in ilk fırsat adlı bir programı var. Onu da çok böyle gıptayla takip ediyorum. Orada da özellikle genç mezunların, üniversite mezunlarının ilk işe girmelerinde bir sivil toplum kuruluşuna girmelerini destekliyor ilk fırsat programı. Ve buna baktığımız zaman da gerçekten de o öğrencilerin iş bulmasında ve işi gerçekten yaparak da öğrendikleri bir kurgu yaratıyor. Bence bu tür tüm programlar, işte atıyorum bir başka bir örnek bilim kahramanlarının özellikle okullarda öğrencilerle çalıştıkları. Ben ilk duyduğum zaman programı robot yapıyorlar, tasarlıyorlar diye düşünüyordum ama orada demin Fatoş Hocam'ın ifade ettiği bütün takımdaşlık, arkadaşlık, sorumluluğu alabilme gibi becerileri de bir proje yaparak kurguluyorlar. Siz bu öğrenci istediğiniz 100 saat kodlama eğitimi verin. O eğitimi siz bu tür platformlarda özel sektörden gelen mentörlerle desteklemezseniz o öğrenci, iki öğrenci grubu arasında öyle bir şey yapsak, deney yapsak çok büyük farklar olacağını net bir şekilde ifade edebilirim. Dolayısıyla sivil toplum kuruluşlarında özel sektör çalışanların gönüllü olabilmesi ve bilgi ve becerilerini de paylaşabilmesinin de eğitim ekosistemi anlamında, özel sektöründe bu eğitim ekosistemine yapacağı katkı anlamında çok değerli olduğunu görüyorum. Biz demin bahsettiğim işte TÜSİAD'ın bu gençlik iş var yarışmasındaki mesela birçok gencin bugün kendi şirketlerini kurduğunu görüyoruz. Dolayısıyla artık öğrenme sadece işte dijital ortamlarda, sınıf ortamlarında, üniversitede, lisede veya işte üniversite sonrasındaki programlarda değil, gerçekten hayatın bizzat içinde ve o programları yaparak, o çalışmaları yaparak gelişeceğini düşünüyorum. Bu anlamda da sosyal sorumluluk alanında da aslında şirketlerin birçok bu anlamda rolünün olduğunu ve bunları da aslında iyi örneklerle, tabii ki bütün hepsi çok iyi işler olmayabilir, etki olduğunu düşünüyorum. Son bir de onu bahsetmeyi unuttum açıkçası. O da Koç Holding'de yaptığımız, Koç Holding'in ana sahipliğinde eğitim atölyesinde yürütücülüğünde yaptığımız 20. yüzyılda meslek liselerindeki becerilerle ilgili bir çalışmamız oldu. Orada da inanın o program sırasında gerçekten öğrencilerin aslında bu yeni düzene nasıl hızlı adapte olabildiklerini ve özellikle farklı kurgularla, yani tasarım odaklı düşünme gibi, işte problem çözme gibi alanların ne kadar entegre ederse o kadar daha başarılı olabildiklerini de gördük. Onun için buradan Milli Eğitim Bakanlığı, Meslek Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Onların da liderliğinde ve öncülüğünde meslek gelişim dersini tamamen yeniden tasarladık. Ve bu tasarı konusunda özellikle şu anda o ders içeriğinde bir tasarım odaklı düşünme yaklaşımı var artık aslında. Öğrencilere sadece şunu yapmalısın demiyoruz, neyi nasıl yapmaları gerektiğini kendileri tasarlayıp, kendileri o sebep ve sonuç ilişkini ortaya koyup yaratabiliyorlar. Dolayısıyla burada da üçlü bir, yani hem bakanlık, hem işte Koch Holding, hem IBM, herkes kendi açısındaki becerileri ve yetkinliklerini ve sorumluluklarını ortaya koyarak aslında son derece güzel bir alan yaratmış oldu. Orada şunu ifade edeyim, son olarak örnek anlamında söyleyeyim. Biz IBM gönüllüleri okullara çok gidiyoruz, okullarda birebir faaliyetlerde bulunuyoruz. Bir tanesinde web tasarımı ile ilgili bir uygulama yapmıştık. Bundan 3-4 sene oluyor açıkçası, Maçka'da bir okulda, teknik lisesinde. Ve orada anlattık dersi, uygulamaları yaptık birkaç tane aplikasyon ve şey üzerinden. Ve aynısını geçtiğimiz Nisan ayındaki tam kapanmanın ilk döneminde Ankara'daki pilot okulda, projenin pilot okulunda uyguladık. Ve inanın hiçbir fark yoktu. Yani öğrencilerin çıktıları anlamında, bu becerileri gösterebilmeleri anlamında hiçbir çıktı yok. Dolayısıyla
biraz daha belki bizim daha ileri nesillerin buna biraz daha hızlı adapte olup bu ekosistemdeki bütün oyuncuları tekrardan biraz daha yerleştirip yönlendirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ben chat grubundan hem bahsettiğim OpenPTA'nin de linkini paylaşmak isterim. Gerçekten özellikle işte yapay zeka, blok zinciri, işte nesnelerin interneti gibi konularda temel bilgiler içeriyor. Hem öğrenciler açısından var hem de okullar da aslında kendileri de sisteme ücretsiz olarak kayıt olup öğretmen ve öğrencilerin sistemi açabiliyorlar ve bunları takip edebiliyorlar. Dolayısıyla çok hani beğendiğimiz ve sevdiğim bir açıkçası içinde çalıştığım için paylaşmak istediğim bir alan oldu. Herkese de çok teşekkür ediyorum. Sorular varsa da soru cevap kısmından da tekrar yanıtlarım. İki sorum vardı, onu kısaltmış oldum biraz vaktimizi doğru kullanmak adına. Çok teşekkür ederim Ceyhun. Verdiğin örneklerle bize aslında ekosistemdeki aktörler bir araya geldiklerinde ne kadar etkileyici ve etkin projeler yaratıp hızlı sonuç alabiliyorlar. Bunları da örneklemiş oldun. Umarız bu işbirliği artarak devam eder. Ezgi Hanım'ın da ifade ettiği gibi buna ihtiyaç ve aciliyet gittikçe önem kazanıyor. Hocalarım da bu becerilerin hem çocukluk, ergenlik ve iş hayatı ve ben de sizleri dinlerken bir anne olarak dinledim. Her alanda ve her yaşta ne kadar elzem olduğunu ortaya koydular. Covid-19 süreci bize en beklenmeyen, en aykırı senaryoların bile aslında ne kadar olası olabildiğini gösterdi. Ve hiçbir senaryonun imkansız, hiçbir geleceğin uzak olmadığının bir kanıdı oldu. Bir yandan da sürdürülebilirlik, iklim, kadın erkek eşitliği, çevre gibi konuların, tüketim alışkanlıklarımızın ve tedarik zincirlerimizin de ne kadar kritik önemde olduğunun altını çizdi bu dönem. Kapsayıcı büyümeyi ve sürdürülebilir küresel barış ortamını sağlamak hala önemini koruyor. Bu nedenle çocuklarımızı ve gençlerimizi geleceğe hazırlarken mutlaka bütün bu konuları da kapsayıcı bir eğitim sistemi düşünmeli ve kritik soruları gündemimizde tutmalıyız diye düşünüyorum. Sizleri dinlerken ne kadar çok yapılması gereken çok iş var, ne kadar az zamanımız var. Bu treni kaçırmamızın bizlere maliyeti ne kadar büyük? Bunları düşünüp kalp atışlarım hızlandı. Sonra şunu hatırladım. Mart ayında, Nisan ayında bu tünelin ucunda ışık var mı, ışık ne zaman var diye bakıp dünyadaki aşı çalışmalarının en hızlısı ne kadar zamanda tamamlanmış diye kendimi araştırma yaparken buldum ve 2 ila 4 yıllık süreler söz konusuydu. Halbuki bugün bir değil birçok çok etkin aşının kullanıma geçtiği bir gündeyiz. Bu bize tüm aktörler aslında yapılması gereken hedefte ortak bir şekilde uzlaşır ve kafalarına bunu koyar ve beraber çalışırlarsa hiç yapılmamış en imkansız görünen şeylerin de o sonuçlandırılabileceği ve çözüme ulaştırılabileceğinin en güzel, en somut kanıtını gösteriyor. Umarım biz de bu bir araya gelme, kenetlenme ve aynı hedefe odaklanmayı eğitim sistemimiz için planlayabilir ve bu ekosistemin birer parçaları olabiliriz. Ünlü yazar Ursula Le Guin der ki, siz alarmı kursanız da kurmasanız da sabah olur. Biz bu değişiklikleri yapsak da yapmasak da bu yeni normale adapte olmamız, geleceğin mesleklerini ya o trene bineceğiz ya o trenden vazgeçeceğiz. Dolayısıyla bu alarmı erkenden kurmalı, hazırlanmalı ve yarını kaçırmamalıyız diyorum. Tüm panelist konuklarıma verdiğiniz bilgiler ve içtenliğiniz, ayırdığınız vakit için çok teşekkür ederim. Tüm katılımcılarımıza da ayrıca teşekkür ederiz. Chat'ten tüm bahsi geçen raporları arkadaşlarım paylaştılar. Tekrar alakanız ve ilginiz için teşekkürler ve bu vesileyle hepinize iyi yıllar. Teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar, çok teşekkürler. İyi akşamlar, hoşça kalın. İyi akşamlar.